1960'lı yıllarda Perge Antik Kenti'nden kaçırılan Herakles Lahit'i Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıllardır süren uğraşları sonunda evine döndü. Hakan Çelik'le hafta sonu programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye ait tarihi mirasın nasıl iade edildiğini açıkladı ve daha pek çok eserin de yolda olduğunu söyledi. Tabir caizse hafiye gibi Türkiye'den kaçırılan eserlerin peşine düşmüşüz. Bunları tek tek takip ediyoruz. Yakın dönemde yeni yazışmalar yaptık. Mesela Louvre Müzesi'nde şu anda olan bazı eserler var. Onların Türkiye'ye getirilmesi için yazışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 farklı ülkede çok farklı eserler var Türkiye topraklarından götürülmüş. Bu Herakles Lahit'inin geri getirilmesi de kolay bir iş olmadı. Önce İsviçre'de bulunduğu tespit edildi. Son 5-6 yıllık süreç içerisinde bunların peşine düşüldü. Önce bir gümrük alanında olduğu tespit edildi. Orada ele geçirildi. Tam hafiyelik, tam hafiyelik aslında gibi. Burada bu, var yani. Bu sonuçta çok şükür güzel bir operasyon. Buna benzer büyük parçalar var, var mı? Peşinde bunlar, bunların hepsinin üzerinde tek tek çalışıyoruz ve inşallah müzeye konulma törenini yapacağız önümüzdeki günlerde. Ve turizm. Kısa bir süre önce Çin'de bazı görüşmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Türkiye'nin turizmdeki yeni pazar hedefini de Doğu Asya ülkeleri olarak açıkladı. Yeni dönemde Türkiye'nin bir pazar çeşitlendirmesi yapması lazım, ürün çeşitlendirmesi lazım. Pazar çeşitlenmesinde de Uzak Doğu Asya'yı çok ciddiye alıyoruz. Özellikle Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan. Çin'den ne kadar turist? Çin'den şimdiye kadar 200 bin kişi geldi. Çinli Kültür Bakanı ile görüşmemizde, evet bu rakam güzel bir rakam gibi görünüyor ama niye dedi 2 milyon Çinli Türkiye'ye gelmesin? Bir de Çinlilerin sadece deniz, güneş, kum ondan çok hoşlanmıyorlar. Daha çok tarihten, bilmedikleri kültürel zenginlikleri görmekten hoşlanıyorlar. Mesela Kapadokya, mesela Safranbolu gibi yerler çok ilgilerini çekiyor. İşte böyle çok önemli Amasya gibi, Bursa gibi tarihi özellikleri olan yerler yeni destinasyonlar olarak Çinlilere tanıtılabilir. Dolayısıyla büyük bir potansiyel var.